Mutfakta patatesleri dilimlediniz, köftenin harcını yoğurdunuz, şekil verdiniz ve bunları yağ attınız. Yağda bunları kızartıyorsunuz. Sapsarı patatesler yanında köfte çıkıyor ve bir güzel karnınızı doyuruyorsunuz. Şimdi niye böyle bir giriş yaptım? Burası bir havacılık ve savunma sistemleri anlatan bir kanal. Çünkü bu kızarttığınız yağ uçakların hem sivil yolcu uçaklarının hem de askeri uçaklarının yakıtı haline geliyor ve amaç SAF yani Sustainable Aviation Fuel, sürdürülebilir havacılık yakıtı olarak adlandırılan bu yeni nesil yakıtla gökyüzündeki kirliliğin azaltılması hedefleniyor. Bu videomuzda bu sürdürülebilir havacılık yakıtı nasıl üretiliyor, nelerden üretiliyor, kaça mal oluyor, neden kullanılması gerekiyor bu konuyu birlikte inceleyeceğiz. Şu an gökyüzünde 15.000'e yakın yolcu uçağı uçuyor. Diğer işte askeri uçakları da koyduğunuz zaman ki bunlar büyük uçak, ufakları çok fazla katmıyorum. 20.000'den fazla hava aracı atmosferimizde dolaşıyor. 7 kıta üzerinde uçuyor. Fakat bu uçaklar, döner kanatlı işte helikopterler bir çıkardıkları karbon gazı nedeniyle atmosferde kirliliğe neden oluyor. Yapılan araştırmalar dünyadaki bu karbon emisyonunun olarak adlandırıyor. Karbon emisyonu deniyor buna. Bu karbon emisyonunun hava kirliliğinin %3,5'luk oranını yolcu uçaklarının oluşturduğunu ortaya koyuyor. Bu oran size küçük gelebilir ama düşünün, yolcu uçakları ortalama işte 7-8 bin, 10 bin, 11 bin metrede uçuyorlar ve direkt atmosferin üst katlarına doğru bu salınan karbon emisyonuyla birlikte dünyanın atmosferinin daha bozulmasına neden oluyor. Sera etkisi gibi gerçekten iklimle ilgili sıkıntılara neden olabilen önemli bir salınımın nedeni uçaklar. Peki havacılık bunlarla ilgili ne yapıyor? Havacılığın bir hedefi var. 2050 yılına kadar, yani önümüzde yaklaşık 28 yıllık süre var, karbon salınımını sıfıra indirebilmek. Son yıllardaki yeni nesil yolcu uçağı motorlarıyla birlikte bu karbon salınımında epey bir ciddi bir mesafe kaydedildi. Bu oranlar, zehirli gaz salınımları daha da aşağı çekiliyor. Motorlar artık çok daha verimli çalışıyor ama daha fazla bir şeyler yapılmak zorunda. Bunlarla ilgili ilk etaptaki kısa vadeli en önemli adımlardan bir tanesi bu havacılıkta SAF olarak adlandırılabilen sürdürülebilir havacılık yakıtı. Programın başında da anlattığım gibi işte evdeki kızartma yağlarından başlıyor bu üretim süreci. Biyolojik olarak %100 geri dönüştürülmüş bütün her şeyden yakıt ortaya konabiliyor. Nedir bunlar mesela? Biyolojik atık yağlar, evlerden alınmış ambalaj, kağıt, tekstil, gıda gibi atıklardan yağ çıkartılması. Orman atıkları, yani algler, çok hızlı büyüyen bitkilerden yapılan yakıtlar. Bunlarla birlikte ortaya konulan, geliştirilen bu tür yakıt yavaş yavaş havacılıkta önemli bir yer almaya başlıyor. Şimdi biliyorsunuz jetabir olarak adlandırılan kerosin, yani fosil yakıt içinde ek karbonu serbest bırakarak bu emisyona neden oluyor. SAF'ta ise atmosferde emilen karbon emisyonu aslında geri dönüştürülüyor ve buradaki emisyon %80 oranında azaltılıyor. Hemen aklınıza gelebilir. Bu yakıt gerçekten verimli mi? Evet, yapılan testler bu yakıtın oldukça verimli olduğunu ortaya koyuyor. Şimdi bunu üretmek için de birçok yakıt üretimi, işte rafineli sistemleri bunlar üzerine çalışıyor ama SAF'ı yapabilmek çok kolay değil. Gerçekten kimyasal olarak özel işlemlerden geçirilmesi. Yani düşünün, yanlış bir oran yaptığınız zaman havada o motora gidiyor ve motor bir şekilde durabilir. Uçuş emniyetine çok ciddi bir zarar verebilir. Bunun için bunların karışımları, üretilmesi çok çok büyük bir uzmanlık istiyor. Ve bu sistemlerde motor üreticileri, uçak imalatçıları tarafından çok sıkı testler yapılıyor. Ve havacılık otoritelerinden onay alındıktan sonra bu sistemler normal uçak motorlarında kullanılmaya başlanıyor. Bir de olayın tabii maliyet kısmı var. Normalde SAF'ın üretilmesi 1 litre SAF yakıtı eşittir 5 litre normal yakıt, yani jetabir olarak adlandırılan, kerosen olarak da adlandırılan uçak yakıtının üretimine eş, pahalı bir sistem. Ama buna doğru geçilmesi gerekiyor ki uçakların çevreyi daha az
kirletmesine sağlamak amacıyla. Bunlarla ilgili de çeşitli çalışmalar var. Örneğin kısa uçuşlar için yavaş yavaş hızlı trenler yolcu uçaklarının yerini alıyor. Örneğin geçtiğimiz günlerde Fransa'da bir karar alındı ve 2,5 saatlik mesafelere kadar uçakların kullanılması devreden çıkartıldı. Bunun yerine Avrupa'da hızlı tren sistemi, altyapı gerçekten çok iyi. Altyapı bu tren yolculuğuna doğru insanlar yönlendirilecek ve uçaklar daha uzun mesafelere ulaşmaya güç yerlere doğru uçuşlarını gerçekleştirecekler. Hedef kısa vadede 2030'a kadar havayolu uçaklarının %34'ünün en azından bu SAF olarak adlandırılan yakıtı kullanmasını sağlamak. 2050'de bu oran %70'e kadar çıkartılacak ve bu şekilde karbon salınımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Bu arada SAF yakıtıyla ilgili Türkiye'de de çalışmalar var. Özellikle Türk Hava Yolları bu konuyla ilgili adımlar attı, üretilmesi için destekte bulunuyor. Pegasus da aynı şekilde üretime destek veriyor. Örneğin Türk Hava Yolları ilk SAF kullanan uçuşunu 22 Şubat 2022 tarihinde İstanbul'dan Paris'e gerçekleştirildi. Hemen birkaç gün sonra Mart ayında ise Mart 2022'de de Pegasus ilk olarak Airbus A321 Neo serisiyle İstanbul'da Sabiha Gökçen'den İzmir'e yaptığı uçuşlarında SAF kullanımını başlatmış oldu. SAF'la ilgili olarak 450 bin uçuş gerçekleştirilmiş bugüne kadar. 2022'de geçmiş yıla göre üretim 2 kat arttırılmış ve 300 milyon litreye çıkartılmış durumda. 2030'da bu üretim katlanarak büyüyecek 30 milyar litre ve 2050'de de 450 milyar litreye çıkartılması hedefleniyor. SAF'la ilgili olarak askeri anlamda da çalışmalar yapılıyor. Örneğin İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri Airbus A330 MRTT olarak adlandırılan tanker uçağında ilk defa SAF'ı denedi ve uçuş gerçekleştirdi. Burada da verimlilik testleri yapıldı, herhangi bir sorun olmadığı tespit edildi ve bu anlamda SAF'ın daha çok fighter olarak adlandırılan avcı uçaklarında da yüksek performansta kullanılması için de çok özel testler halen devam ediyor. Şimdi diyeceksiniz ki olayın bu SAF tarafı, tamam yakıt geliştiriliyor ama diğer alternatif yakıt sistemleriyle başka şeylerle çalışan uçak motorları ne alemde? Şimdi birinci konu elektrikli motor üzerine odaklanma devam ediyor. Ama elektrikli motorla ilgili en büyük problem motorlar giderek verimli hale getiriliyor ama batarya problemi var. Yani o kadar büyük bir batarya ihtiyacınız var ki 152 kişilik bir yolcu uçağında o bataryayı taşımak oldukça güç. Ama şu an yapılan çalışmalar küçük kargo uçaklarının veya 19 kişiye kadar olan yolcu uçaklarında bu tür elektrikli motorların kullanılabileceği ifade ediliyor ve bunlarla da ilgili testler yapılıyor. Hatta geçtiğimiz yıl ben bir video yapmıştım elektrikli motorlu uçaklarla ilgili. Bu konuda teknoloji çok hızlı. En azından kısa vadede belki normal uçaklar değil ama elektrikli motorlu uçaklarla veya hibrit olarak adlandırılan karma tasarımlarla uçmaya başlayacağız. Bir başka önemli konu uçak motorlarının hidrojenle çalıştırılması. Hidrojen yandığı zaman herhangi bir şekilde bir karbon emisyonu olmuyor. Fakat hidrojenin problemi onu uçağın gövdesi içerisinde taşımak. Çünkü bunun için çok özel tanklar geliştiriliyor ve hacmin büyümesi nedeniyle bunun nasıl yapılacağı da en büyük soru işaretleri başında geliyor. Airbus bu konuyla ilgili önemli bir adım attı. A380 hatırlayacaksınız dünyanın en büyük yolcu uçağı. İki katlı ama artık ekonomik olmadığı için birçok havayolu filosundan çıkarmaya başladı. Bu uçakların 2023 içerisinde hidrojen motoruyla ilk testi yapması planlanıyor. Hatta bunun için özel bir tank oluşturuldu. Bu tankı da Avrupa'nın ortak uzay ajansı roketlerde kullanılan ve roket yakıtının içinde bulunduğu, füzenin içinde bulunduğu özel bir depo, basınçlandırılmış bir depo sisteminin bir benzeri. Hatta o basınçlandırılan depoda kompozitten imal edildi. Gerçekten çok yüksek teknolojiler gerektiriyor. Bunu tasarladı. Bunun testleri gerçekleştirildi ve bunun A380'e konu olarak uçurulması hedefleniyor. Diğer tarafta da İngiliz motor imalatçısı Rolls-Royce hidrojenle çalışan motorun yer testlerine başlamış durumda. Bu konuda da enteresan bir ortağı var. İngiliz düşük maliyetli havayolu şirketi EasyJet bu projeyi araştırma geliştirme yatırımlarını Rolls-Royce ile birlikte üstleniyor. Ve eğer beklenen verim alınması durumunda EasyJet de bu hidrojenle çalışan motoru kendi uçaklarında kullanmayı hedefliyor. Evet. Patates ve köfte kızartmayla başladık. İş
havacılık yakıtlarına geldi. Nasıl imal edilecek, neler imal edilecek bunu çalıştık. Bir yandan da tabii şöyle bir parantez de vermek istiyorum. Geçmişte biyoyakıtlar, yani kullanılan tarım ürünlerinden elde edilen yağ çıkarmak üzere ekilmiş bazı özel bitkiler var. Bunlardan çıkartılan yakıtlar var ama dünyamızdaki ne yazık ki işte açlık, beslenme konusundaki eksiklikler nedeniyle bu arazilerin yakıt yetiştirecek bitkiler değil, daha insanlara doyduracak, ekmek yapacak buğday gibi buralara ayrılması biraz daha ağır basmaya başladı. Çünkü tarım gerçekten pek ucuz değil. Tarımın bu şekilde yakıta değil de yiyecek konusunda hizmet vermesi, buralara dönük ürünler yerleştirilmesi, yetiştirilmesi hedefleniyor. Olayın da bu boyutunun olduğunu da ifade edelim. Bu parantezi kapatalım. Evet, havacılık teknolojileri, savunma sanayi ile ilgili gelişmeler tolgozbek.com kanalımızda. Bizlerin kurduğumuz WhatsApp grubumuzu, linki açıklamalarda var, takip edebilirsiniz. Sosyal medyadayız. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basın, sorularınızı yorum olarak atın ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Katıl tuşuyla da bizlere destek verebilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.